Evet arkadaşlar, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Soru 12'de kalmıştık. Soru 12. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar, yine hızı da burada kullanalım. İki musluktan biri diğerinin 3 katı hızla akmaktadır. O zaman arkadaşlar hemen okuduğumuzu yazalım. Birinci musluk, ikinci musluk. Biri ve diğeri 3 kat hızında, 3 katı hızla atmaktadır. Beraber bir havuzu 9 saatte doldurabildiklerine göre. Yine formül, düşünce, her şey aynı arkadaşlar. Çarpı 9. Sorunun sonunda bakalım ne demiş. Bu olduğuna göre hızlı olan musluk tek başına kaç saatte doldurur? Hızlı olan 3V aktan daha hızlıdır. 3V çarpı X diyelim. Düzenlersek 4V çarpı 9 eşittir 3V çarpı X'e. V'ler gitti. Bunlar sadeleşti. X kaç geldi arkadaşlar? 12 saatte tek başına doldurulmuş. Soru 13. 3 işçi belli bir işi sırasıyla X, Y, Z günde bitirebilmektedir. 3'ü birden aynı işi 24 günde bitirebildiğine göre X, Y, Z arasında X küçük Y küçük Z bağıntısı bulunduğuna göre Z aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Olabilirlik sorularında arkadaşlar şıklar olmak zorunda. 25, B 48, C 52, D 72 ve E 73. Şimdi arkadaşlar bize nasıl bir bağıntı vermiş? X küçüktür, Y küçüktür, Z demiş. Olabilir dediğinde arkadaşlar ben şöyle bir şey söyleyebilir miyim? X eşittir, Y eşittir, Z olsaydı. Bak bunu bizler diyoruz arkadaşlar. Eğer ki olmuş olsaydı bizim formülümüz 1 bölü X artı 1 bölü Y artı 1 bölü Z ve bunlar 324 saat çalışıp işi bitirmişler mi? O zaman arkadaşlar bunlar hepsi Z diyebiliriz, X diyebiliriz. Fark eden bir şey yok. O zaman hepsine ben Z, Z, Z söylersem. 3 bölü Z. Çünkü bana Z'yi söylemiş ya, eşit olsaydı. O zaman buraya da Z, buraya da Z yazabilirim zaten. Çarpı 24 eşittir 1 dediğimde. Arkadaşlar 72 bölü Z eşittir 1'den. Z buradan kaç gelir arkadaşlar? 72 gelir. Yalnız sakın hemen şıklarda 72'ye yönelmeyin. Çünkü ben eşit olsaydı dedim. Demek ki bunlar eşit olmadığına göre, en büyüğü de Z olduğuna göre Z'nin 72'den büyük olması lazım. Z'nin 72'den büyük olan şıkkını veren tek hangi şık var? E şıkkı var. Cevap 73 olacaktır. Evet arkadaşlar, soru 14'ten devam edelim. Yine bir musluk boş bir havuzu 12 saatte doldurmaktadır. Musluklardan birim zamanda akan su miktarı %20 azaltılırsa, %20 neydi arkadaşlar? 1 bölü 5 demekti. Azaltılırsa boş bir havuz kaç saatte dolar? Şimdi arkadaşlar havuzun tamamını doldurmak %100 değil miydi? Yüzdelik sorularında size anlattığımda daima 100 demiyor muyduk? Şimdi buna 100 V diyeceğiz. İlk başta 100 V olsun. Peki arkadaşlar 100 V'nin %20'sini azaltmak demek kaç V azaltmak demektir? 20 V. Yani 100 V eksi 20 V eşittir kaça? 80 V'ye. Şimdi arkadaşlar ilk durumda 100 V çarpı 12 saatte doldurdu. Ama bana diyor ki %20 azaltırsak kaç saatte dolar? V'ler gitti. Sıfırlar gitti. Düzenlediğimde arkadaşlar X eşittir burada sadeleştirdiğinizde kaç gelecek? 15 saat gelecektir. Soru 15. Bir işi 5 kadın işçi 20 günde. Hemen okuduğunuzu yazın arkadaşlar. 5 kadın 20 günde. 5 erkek
Bir saniye arkadaşlar, şunu biraz daha aşağı yazalım. 5 erkek ise 30 günde bitiriyor. Buna göre 2 kadın ve 2 erkek işçi aynı işi birlikte kaç günde bitirirler demiş. Şimdi arkadaşlar, 2 kadın kaç günde bitirdiğini bilmiyorum. 2 erkek kaç günde bitirdiğini bilmiyorum. Buna da Y günde diyelim. Şimdi arkadaşlar, burada oran orantı yapacağız. Ama neye göre? Şimdi arkadaşlar, size her zaman söyledim. Ters orantı mı doğru orantı mı kullanacağımızı şu şekilde anlayabiliriz. Burası azalmış. 5 kadın mı daha çok günde yapar işi, yoksa 2 kadın mı daha çok günde yapar? Demek arkadaşlar, 2 kadın, yani burası azalıyorsa burası artması lazım. Bir taraf azalıp diğer taraf artıyorsa ne olması lazımdı arkadaşlar? Ters orantı olması lazımdı. Ters orantıda ne olması lazım? Yan yana çarpılması lazımdı. O zaman 5 çarpı 20 eşittir 2 çarpı x'den. Bunları sadeleştirdim. 10. X kaç geldi arkadaşlar? 50 geldi. Demek ki 2 kadın 50 günde. Yine arkadaşlar, bu taraf azalıyorsa bu tarafın artması lazım. Bu da neydi arkadaşlar? Ters orantıydı. Ters orantımızı düzenlersek, bununla çarparsak 5 çarpı 30 eşittir 2 çarpı y. Bunları sadeleştirdim. 15. Y buradan kaç geldi arkadaşlar? 75. Şimdi sorumuz bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Diyor ki aynı işi birlikte kaç günde bitirirler 2 kadından 2 erkek. O zaman 1 bölü 50 artı 1 bölü 75 çarpı x işi bitirirler demiş. Şimdi burada payda işlerse arkadaşlar, 150 de eşitlenir. 5 bölü 150 x eşittir 1'den. İşer şer çarpılan 5x eşittir 150'den. Demek arkadaşlar, 2 kadın 2 erkek beraber çalışarak bu işi 30 günde bitirirlermiş. Soru 16. Bir işi 4 usta 6 saatte, 2 çırak 6 saatte bitiriyor. Buna göre bir usta ve bir çırak birlikte kaç saatte bitirirler? Şimdi arkadaşlar, yine okuduğumuzu yazalım. 4 usta 6 saatte, 1 usta 2 saatte. Önce buraya bakalım. Yine dediğim gibi arkadaşlar, ters mi doğru orantı var, ona bakmamız lazım. Usta sayısı azaldığına göre iş sayısının artması lazım. O zaman bir taraf azalıp diğer taraf artıyorsa bu bir ters orantıdır. O zaman 4 çarpı 6 eşittir x'ten. O zaman x kaç geldi arkadaşlar? 24. Demek ki bir usta 24 saatte yapıyormuş. 2 çırak 6 saatte yapıyorsa, bir çırak kaç saat, y saatte yapalım diyelim. Yine arkadaşlar, burada ne olmak zorunda? Çırak sayısı azaldığı için saatin artması lazım. Bu da ters orantıdır. Buna düzenlersek arkadaşlar, 2 çarpı 6 eşittir y'den, y kaç geldi? 12. Şimdi arkadaşlar, yine sorumuz bitti mi? Bitmedi. İkisi beraber kaç saatte yapar demiş. 1 bölü 24 artı 1 bölü 12 çarpı t söyleyelim, buradaki x'le karışmasın, eşittir, işi bitiriyorlar zaten. Burayı arkadaşlar 2 ile burayı 1 ile çarparsam 3t bölü 24 eşittir 1'den, işer işer çarpma yaptım, 3t eşittir 24'ten. T kaç geldi arkadaşlar buradan? 8 geldi. Demek ki bir usta bir çırak beraber çalışarak bu işi 8 saatte bitirebiliyorlarmış. Soru 17. Aylin ile Meltem bir işi birlikte 8 günde bitirebilmektedir. Aylin 4 gün, Meltem 3 gün çalıştığında işin 5 bölü 12'si bittiğine göre Aylin işin tamamını kaç günde bitirir demiş. Şimdi arkadaşlar,
Aynine X. Meltem'e Y söyleyelim. Yine arkadaşlar 1 bölü X artı 1 bölü Y. Beraber kaç saat çalışmışlar arkadaşlar? 8 günde bitirebilmektedir demişler. Tamam. Şimdi arkadaşlar o zaman denklemimizi kuralım. Düzenlersem her tarafı 8'e bölersem 1 bölü X artı 1 bölü Y eşittir ne gelir? 1 bölü 8. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat. Aylin 4 gün, Meltem 3 gün çalıştığında. Aylin 4 gün, Meltem 3 gün çalıştığında. O zaman 4 bölü X artı 3 bölü Y eşittir kaça? 5 bölü 12. Birinci derecen denklemdeki gibi taraf tarafa toplama çıkarma yapacağız. Burayı eksi 3 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam. Y'ler gitti mi? Gitti. Burası 1 bölü X eşittir arkadaşlar. Eksi 3 bölü 8 artı 5 bölü 12 kaldı mı? Düzenledim de burayı 3 ile burayı 2 ile düzenlersem 1 bölü X eşittir. 1 bölü 24'ten X kaç gelir arkadaşlar? 24 gelir. Demek ki Aylin işin tamamını kaç günde yapıyormuş? 24 günde yapıyormuş. Soru 18. Hasan ile Ali bir işi birlikte 9 günde tamamlıyor. İkisi beraber 6 gün çalıştıktan sonra Hasan işi bırakıyor. Şimdi arkadaşlar Hasan'a X, Ali'ye Y diyelim. Şimdi arkadaşlar ikisi beraber 6 gün, ikisi Hasan ile Ali bir işi birlikte 9 günde tamamlıyorlar. Buna Y diyelim arkadaşlar, pardon. 1 bölü X artı 1 bölü Y ikisi beraber 9 gün çalışarak işi bitiriyorlar. İkisi beraber 6 gün çalıştıktan sonra önce burayı düzenleyelim arkadaşlar. 1 bölü X artı 1 bölü Y ikisi beraber işi 1 bölü 9'a bitirirler. Şimdi arkadaşlar burada yeni bir denklemi kuracağız. 1 bölü X artı 1 bölü Y ikisi beraber 6 saat çalıştıktan sonra 6 gün çalıştıktan sonra Hasan işi bırakıyor. Kalan işi Ali 4 günde tamamlıyor. Ali Y miydi artı 1 bölü Y Ali 4 gün daha çalıştı işi ne yaptı? Bitirdi. Biz 1 bölü X artı 1 bölü Y'yi kaç bulmuştuk arkadaşlar? 1 bölü 9 bulmuştuk. Çarparsak 6 bölü 9 artı 4 bölü Y kaçı eşit arkadaşlar? 1'e eşittir. Biz burayı da düzenlersek Y eşittir kaç gelecek arkadaşlar? 12 gelecektir. Hasan bu işi tek başına kaç günde tamamlar demiş. Şimdi arkadaşlar zaten Y'yi bulduğumuz zaman X otomatikte bu denklemden gelir. Götürüp yerine yazarsak burada 1 bölü X artı 1 bölü 12 eşittir 1 bölü 9'dan. Burayı da düzenlersek X kaç gelecek arkadaşlar? 36 gelecektir. Soru 19. Ali ile Burak birlikte çalışarak 10 saatte bitirecekleri işi yapmaya başlıyorlar. Hemen arkadaşlar yazalım. Ali X, Burak Y olsun. Ali X, Burak Y olsun. Ali ile Burak birlikte çalışarak 10 saatte bitirecekleri işi yapmaya başlıyorlar. İkisi birlikte 4 saat çalıştıktan sonra önce arkadaşlar 10 saatte bitirecekleri işi demiş ya. 1 bölü X artı 1 bölü Y çarpı 10 saat çalıştılar işi bitirdiler. Yani bu ne demektir? 1 bölü X artı 1 bölü Y eşittir 1 bölü 10 demektir. İkisi birlikte 4 saat çalıştıktan sonra Ali işi bırakmış. O zaman ikisi beraber 4 saat çalıştıktan sonra Ali işi bırakmış. Burak 9 saat çalışarak bu işin tümünü bitirmiştir. O zaman arkadaşlar artı 1 bölü Y çarpı 9 işin tamamını bitirmiştir. Bir de demiş ki Ali bu işi tek başına kaç günde yapar? Yani yine bize neyi soruyor? X'i soruyor arkadaşlar. Götürüp bu denklemde bunu yerine yazarsam 1 bölü 10 yani çarparsam 4 bölü 10 artı 9 bölü Y eşittir 1 söylersek arkadaşlar Y buradan siz düzenlerseniz kaç gelecek? 15
gelecektir. Şimdi 15'i bulduktan sonra götürüp bu denklem değerini yazarsak 1 bölü x artı 1 bölü 15 eşittir 1 bölü 10 söylersek x de buradan kaç gece kalkışar? 30. Demek ki Ali bu işi tek başına kaç günde yaparmış? 30 günde yaparmış. Şimdi arkadaşlar soru 20'ye geçelim. Soru 20. Bir işi Ali tek başına 8 günde, Mehmet tek başına 24 günde yapıyor. Ali, Mehmet 8 günde, 24 günde yapıyormuş. İkisi birlikte 3 gün çalıştıktan sonra 1 bölü x artı 1 bölü 24 ikisi beraber 3 gün çalıştıktan sonra Mehmet işi bırakıyor. O zaman Mehmet işi bırakıyorsa biz 1 bölü 8'den Ali'den devam edeceğiz. X saat diyor ki çalışıyor. Ali tek başına işi tamamlıyor. Buna göre bu iş kaç günde bitmiştir demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burayı 3 ile burayı 1 ile çarparsak önce payda işlemesi yapalım. Burası 4 bölü 24 çarpı 3 artı x bölü 8 eşittir 1'den. Burası 12 bölü 24 artı x bölü 8 eşittir 1'den. Arkadaşlar burada da payda eşitlersek x burada kaç gelecek? 4 gelecek. Sakın ola arkadaşlar şıklarda 4'ü işaretlemeyin. Çünkü buna göre bu iş kaç günde bitmiştir demişti. 3 gün zaten beraber çalışmışlardı. Ali de 4 gün tek başına çalıştı. İş kaç günde bitti? 7 günde bitti. Sakın ola 4'ü işaretlemeyin. Soru 21. Aslı bir işi tek başına 18 saatte yapmaktadır. Aslı bu işte 3 gün çalıştıktan sonra hemen yazalım. O zaman 1 bölü 18 çarpı 3 saat çalıştıktan sonra. Aylin de ona katılıyor ve ikisi beraber birlikte işin geriye kalan kısmını 6 günde bitiriyor. Şimdi arkadaşlar Aylin katıldığı için 1 bölü 18'i tekrar almam lazım. Çünkü ne yaptı? Aslı işe devam ediyor. Aylin ona katılıyor. O zaman Aylin ondan katıldığında 6 günde işin tamamını bitiriyorlarmışlar. O zaman diyor ki buna göre Aylin bu işi tek başına kaç günde yapar? Yani bize neyi soruyor? X'i. 3 bölü 18 artı arkadaşlar 6'yı da atalım. 6 bölü 18 artı 6 bölü X eşittir 1'e. Burayı düzenlerse arkadaşlar X eşittir kaç gelecek? 12 gelecektir. Soru 22'ye bakalım arkadaşlar. Ne demiş arkadaşlar? Özdeş iki musluk birlikte bir havuzu 12 saatte doldurmaktadır. Musluklardan birinin akış hızı 1 bölü 3 oranında azaltılırsa. Yine arkadaşlar sayı kesidi olduğu gibi 1 bölü 3 dediği için ben hıza ne söyleyeyim? 3V söyleyeyim hız verdiği için. O zaman A eşittir 3V diyeyim. B eşittir 3V diyeyim. Oranında azalırsa diğerinin hızı 2 katına çıkarılırsa ikisi birlikte havuzu kaç saatte doldururlar? Şimdi arkadaşlar ilk başta yapılan iş 3V artı 3V çarpı 12 değil mi? Yani 72V yapmıyorlarmış. 12 saatte doldurmaktadır. Yaptıkları hız 72V. Şimdi arkadaşlar birini ben 1 bölü 3 oranında azaltırsam. Yani 1 bölü 3'ü kaçtır? V. Azalttım. Burası kaç geldi? 2V. Diğerini de 2 katına çıkartırsam. B eşittir kaç geldi? 6V geldi. Burayı düzenlersem arkadaşlar 2V artı 6V çarpı T eşittir kaça? 72V'ye. Burası 8VT eşittir 72V'den. V'ler gitti. 8'e bunu da böldü. T kaç geldi arkadaşlar? 9. Demek ki arkadaşlar ikisi birlikte kaç saatte doldururlar? 9 saatte doldururlar. Kalana da diğer videodan devam edeceğiz arkadaşlar.